2023-14 Mayıs seçimlerinde bu iktidarı aslında halk istemediğini, %50'nin üzerinde itiraz ettiği çok net aşikar. Bir dur dedi. Ben senin politikalarını beğenmiyorum diyen bir kesim açığa çıktı. Tabii ki bu yeter mi bu haliyle? Hayır, yetmez. Mesele ikinci tura doğru giderken gerçekten bu ülkeyi hangi noktaya getirdiği, bu ülkeyi nasıl savurduğunu, ekonomik anlamda, siyasal anlamda, diplomatik anlamda, toplumsal anlamda nasıl içini boşalttığı çok net aşikar. Bu vesileden dolayı özellikle ben Hatay'daki seçmenlere, Hataylı olup da, Antakyalı olup da farklı kentlere giden seçmenlere çağrı yapmak istiyorum. Takdir ederseniz depremde gerçekten çok ciddi bir alt üst yaşandı bu kentte. Bir sürü bina yerle yeksan oldu. Binlerce insanımız öldü. Hala cenazesine ulaşılamayan, azımsanmayacak bir sayı mevcudiyetini korurken kalkıp bu kenti terk etmek ya da sandığı boykot etmek, sandığa küsmek olsa olsa bu iktidarın kendisine hizmet eder. Benim çağrım her şey bitmiş değil. Lütfen bu fedakarlığı, bu kararlılığı 28 Mayıs'ta gösterin ve oyunuzu değişimden yana Kılıçdaroğlu'nu destekleyelim. Yeni bir sayfa açalım. Elbette ki bir çağrımız var. Gerçekten çok zor günler geçireceğiz. Bu zor günler çok ağır, çok ağır günler olacak. Eğer bizler bu seçimde oylarımızı kullanmazsak gençliğimiz elden gidecek. Mutlaka sandığa gidin. Mutlaka ama gidin. Bu düzenin gitmesi lazım. Demokrasiye açılımın sağlanması için mutlaka oyunuzu kullanın.